Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Evet, çektiğim videoların arasında enerjimin bir düştüğü, bir yükseldiği, böyle video aralarında bir şeyler olduğu, toparlamaya çalıştığım İlginç bir videoyla buradayım. Şimdi ne demek istediğimi birazdan videonun akabinde anlayacaksınız. Öncelikle bana şimdi yorumlarda lan ben bunu açıklasam da yine diğer videolarda yine soracaklar da. Agama ile alakalı değil. Agama gelecek, merak etmeyin. Agama yemin ediyorum yılan hikayesine döndü. Bir gelse de ben de rahatlasam. Agama'yı hala yorumlarda yazıyorlar. Ya uçak gelse gelecek. Bekleyin. Sabredin. Gelecek. Hepinizden çok istiyorum. İnanın bana. Deneyimlemek istiyorum. Gerçekten sizden çok bekliyorum. Merak etmeyin. Örümcekle alakalı diyeceğimi hemen söyleyeyim. Örümceği doğaya saldım arkadaşlar. Videoda da söylemiştim. Bu kanalda başıma iş gelsin istemiyorum. Örümceğin yeri doğaydı. Çünkü onu doğadan koparıp almıştık. Doğadan bir canlı koparılıp esaret altına alınmaz normalde zaten. Ki bende öyle bir niyetim yoktu. Söz verdiğim gibi havalar normale döndü ve örümceği doğasına, habitatına tekrardan saldım. Ama aklıma bir fikir geldi. Bu videoda şimdi sizlerle onu paylaşacağım. Neyse, şimdi bu videoda neler göreceğiz? Onları hemen takır takır söyleyeyim. Çok da uzatmayayım. Hemen videoya geçelim. Bu videoda her zamanki gibi Jiguli'ye, yani Gecko'ya bakacağız. Çamur zıplarını şimdi uzaktan görüyorsunuz ama çok güzel bir alan yaptım. Survivor adası gibi oldu. Onu göstereceğim. Çok sevgili bir kardeşinden hediye taşlar geldi. Onlarla bir dekor ayarladım. Oğlum çok güzel görünüyorlar lan. Bir an önce onlara gitmek istiyorum şu anda. Sonrasında salyangozlara bakarız. Ardından da örümceğin yerine transfer edeceğim dönüşümünü tamamlamış olan yeni böceğimize bakarız ve öyle bir gelişine bir şeyler yaparız, tamamdır. Şimdi sizleri günler öncesine götürüp buraları temizlemeye ve akvaryumları boşaltmaya başladığım yere götürüyorum. Hadi o zaman, iyi seyirler. Şimdi geldik meseleye. Bu siliskum oldukça ince. Bunu buradan akvaryumu boşaltmadan boşaltmanın bir yöntemine bakacağım. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin %100'ünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? %100 mü? Evet. Gerekeni yaptın. Hop, hallettik bile valla. Cillop gibi çektim hepsini. Şimdi böylelikle de güzelce yıkamış olacağım. Tamamdır, bu akvaryumu hiç yerinden oynatmadan kum transferini yapmış olduk. Vallahi yolda şimdi bütün suları da çektireceğim güzelce. Camlarını mamlarını güzelce böyle bir süngerledim zaten. Tertemiz oldu. Yeniden suyunu doldurup yuvalarını koyacağım. Bu arada şimdi siz bunu çarşambanın videosunda değil, cumartesi mi olur, pazar mı olur, hafta sonunun videosunda izleyeceksiniz. Aksolt'tan aldığım kumu zıpların içerisine ayarlayacağım işte. Şimdi bir kardeşimizin bize yolladığı hediye taş gelecek. Onu da ayarlayacağız. Onun kargosu da muhtemelen sabah burada olur. Bunu da hafta sonunun videosuna ekleyeceğim. Şimdi zıpları emaneten buraya aldım. Bak, güzel olacak be bu kumla beraber valla. Dur bakalım. Tabii şimdi bunların olası bir kaçma durumuna önlem olarak şöyle tam da kapatmayın da şöyle dursun. Evet, şimdi ne yaptık? Ara ara parça parça videolar çekiyorum. Zıpların akvaryumunu güzelce boşalttım. Aksolot da hala burada. Burada o yeni suya ulaşana kadar orada duracak. Tamamdır. Sıra geldi. Bunları koymaya. Şimdi bunları koyduktan sonra şu kumları yerleştireceğim. Bunlar da burada. Bak bak. Şimdi avucumuzu alalım. Hadi git. Yürü. Hop. Şunu da alalım. Bu arada bana bayağı bir siliskum lazımmış. Onu anladım şu anda. Bir de agama gelecek ya, ona da lazım. Bizim epey bir siliskum almamız lazım. Güzel bir ortam yaratmamız için. Oğlum bak, dışarı zıplarsın. Korkuyorum şu an, dur. Bak, zıpladı bile. Gel lan buraya. Bunu da şöyle bırakalım buraya. Tamamdır. Güzel olacak. Güzel olacak. Burası güzel olacak. Ama bayağı bir siliskum lazım vallahi. Ciddi anlamda bir siliskum ihtiyacımız var. Şimdi bunlara lazım. Agama gelecek. Agamaya lazım. Ondan sonra Aksolot'a lazım. Oh, bakalım. Tamamdır. Halledeceğiz. Ben şunlara bir devam edeyim. Öncesinde şunu söyleyeyim. Bir tane paket geldi bir kardeşinden. Bunun zaten haberini vermiştim sizlere. Bana bir taş gelecek demiştim. Elimdeki taşlardan o taş gelene kadar da aslında bu taşları kullanmayacaktım da. Ya şu bambuyu şöyle palmiye gibi kullanıp burayı da ada gibi yapıp şöyle bir derinlik versem nasıl olur diye bir fikir yürüttüm aklımda. Yani böyle bir sahil kısmı ve sanki adaymış gibi oldu. Hani buradan da kayalıklar. Hatta dur şu zıpırları bir adaya bir çıkartayım. Gel çık, adaya çık. Gel. Doğru, sen de gel.
Bak mesela böyle adada bunlar hem daha güzel görünecek. Bunlar burada yürüyorlar, sıçrıyorlar, zıplıyorlar böyle. O yüzden kum bazen camlara yapışıyor ama onları siliyorum. Tipe bak. Birazdan buraya lamba yakarım. Lambayla detaylı bakarız ama öncesinde kardeşimin bana yolladığı kutuyu bir açayım. Kutu gelene kadar bayağı başına bir şeyler gelmiş. Kargocu soluk soluğa getirdi bu kutuyu. Instagram'dan ben burada taşlamaçla bir şeyler yapacağım dediğimde Efe Kan Doğru isminde bir kardeşim sağ olsun bana mesaj attı. İşte taş ocağından çok güzel taşlar çıkıyor. Ben dedi abi sana taş göndermek istiyorum hani kabul edersen. Hatır olsun benden diye çok çok teşekkür ederim. Yani şunun külfeti az çok arka planda tahmin edebiliyorum. Kardeşim çok çok teşekkür ederim. Babanın da ellerinden öpüyorum. O aramızda zaten kendisi biliyor neden babayı kattığımı. Çok çok teşekkür ederim. İçerisinde not kağıdı ayarlamış ama koymayı unutmuş. Şimdi taşı hemen size bir göstereyim. Taş da taş ha. Bak bak. Kargocu getirirken düşürmüş tamam mı? Çok ağır çünkü. Düşürdüğünde bu burayı delmiş. Ve kargocu dedi ki kargocular artık beni tanıyor. Ya dedi getirdik ama vallahi içerisinde bir şey varsa bu patladı galiba dediler. Ben de dedim yok sıkıntı yok hani taş var falan. Sonra açtım. Bir düşürdüklerinde minicik bir kırık var dipte. Zaten birazdan göstereceğim. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yok. Yalnız bu taş da vallahi. Bak Efekan. Harbiden mi? 10 numara taş ha. Bak parlak marlak. Mermer oluyor değil mi? Yani siz daha iyi bilirsiniz. O yapılara artık alışmışsınızdır ama. Şey gibi ya. Tuz lambası var ya. Onun gibi. Dokusu mokusu. Üf, parlamayı falan görüyor musun? Harbiden 10 numara taş. Şu bayağı ağır. Bunu kaldıramıyorum öyle kamera elimdeyken. Şimdi bunları koyacağım. Ben bunları önce bir ıslatayım. Şöyle bir tozunu bir alayım. Bunlarla buraya dekor yapacağız. Bu taşları içinden tekrar alıp yine aynı şekilde aynı sahilden devam ki. Ben bunları bir halledeyim geleyim hemen. Şimdi Efekan. Efekan'ın nezdinde bütün izleyenler. Şu taş olmadı. Ya olmadı dediğim bu bayağı bir büyük geldi. Bunu mutlaka ben yine değerlendireceğim. Olmadı bir kırarım yine bir yerlere uyduracağım. O hiç olmazsa agama geldiğinde agamanın içerisinde de kullanabilirim. Yani bu taş her zaman burada olacak. Yalnız bunları da sevdi. Ortam 10 numara oldu. Dur. Şunu bir göstereyim. Şimdi eski taştan şuraya dayanak yaptım. Bak çok da sevdiler. Bak oradan gözlüyorlar şimdi. Ha bu arada şu lambayı da buraya yaktım. Sarı ışığı verdim. Şunları bir sahile doğru bir davet edelim. Nasıl olmuş? Hı? Evet, bu güzel olmuş demek. Dur şu kontrast ha. Kontrast açınca bir tık daha böyle belirginleştiler. Abiniz size taş yolladı sen nerelerden? Vallahi güzel oldu. Çamursa çamur. Kara alanıysa kara alanı. Kayalık alansa kayalık alan. Yüzme alanıysa yüzme alanı. Daha ne olsun? Şuna bir bak ya. Şimdi ben bunları bir un kurdu vereyim de beraber bir bakalım nasıl yiyecekler. Evet bak şimdi. Yemeyenin malını yerler kardeş. Götür, afiyet olsun. Oh, götür. Non più vrai questi bei panacchini. Quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante. O zaman ilk başta bizim Cigo ile başlayalım. Şöyle bir. Başkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketlerini. Her videoya koyacağım bu görüntüyü. O kadar güzel ki. Bakalım her videoda da böyle bir mesaj verdirtebilirim. Yani böyle komik bir şey olur. Cringe olsa araya yerleştireceğim işte. Beni böyle izlerken bazen de cringe olur. Belki de hep cringe oluyorsunuz bilmiyorum ama. Aa dur. Şimdi ben bunu canlı besleyeyim başta. Canlı beslemeden etkilenen arkadaşlarımız varsa videoyu bir tık ileri sardırabilirsiniz. Evet, reis sahalara geldi. Sahneye çıktı. Deriyi atmış bu arada. Geçenki videoda bembeyazdı. Yani bembeyaz dediğim parlaktı. Güzelce derisini değiştirmiş. Bize doğru dön.
Ver o gülümsemeyi. Her tarafı proje şey olmuş, kalsiyum toz olmuş. Ver dili. Çıkart. Maşallah sana. Çok güzel bir canlısın ya. Tamam. Jiguli'de böyle göstermiş oldum. Video bayağı uzayacak çünkü. Önceki partta sürekli bir şeyler anlattığımı hatırlıyorum. Abi Jiguli ile işte çamur zıplarını bir tanıştır diyenler vardı. Bakışlara bak. İşte ayrı dünyaların canlılar, insanları diyecektim. Aksolot'ta da zaten hiç şey yapamam. O şu an kendi halinde. Orada bir havalarda bir böyle şeylerde. Tamamdır. Jiguli'yi de görmüş olduk. Canlı besledik. Elimize aldık. Sevdik. De uğurlama zamanı kardeşimize. Bak bak. Kurt bakışlı. Dinozor bakışlı daha doğrusu. İn bakalım. Hop. Göte bak göte. Bak kuyruk nasıl zırlayacak şimdi. Bak yavaş yavaş. Evet şimdi gelelim salyangozlara. Salyangozları şöyle bir kız arkadaşımın aldığı mantarları buraya koydum. Şöyle güzel de oldu aslında. Afrika dev salyangozları burada bildiğiniz gibi. Kanala yeni gelenler için söyleyeyim. Bunlar Afrika dev salyangozları ve geldiklerinde zeytin çekirdeği kadarlardı. Oy uzun büyüdünüz mü siz? Bak bak. Kocaman oldu bari ya ıspalar. Kabukları da bir bakayım. Aynen kabukları böyle büyüdükçe uçlardaki esnemeler devam edecek haliyle. Ama genel anlamda kabuk yapıları gayet sağlam. Bu en sosyal olan, ufak olan. Yani diğerine nazaran bir tık daha ufak ama ona da yetişmiş. Oy bak bak bak. Güzel. Bayağı da yetişmiş. Oğlum bunlar bir yumurtlarlarsa var ya. Böyle düşünemiyorum olacakları. Bu yüzden bunları ufak ufak şimdi ayırmam lazım. Böyle camdan güzel bir teraryum yaptığımda bunları ortadan da ayırırız. Bölmeli teraryumumuz olur. Taze salatalıklarını da getirdim. Exoterra'nın bu kalsiyumdan kalsiyum tozlarını da döktüm. Kalsiyum tozu neye yarıyor abi derseniz kabuklarını güçlendiriyor. Daha doğrusu büyümelerinde yardımcı oluyor. Ha bu tozdan vermek zorunda mısınız? Hayır. Muhabbet kuşuna verdiğimiz kalamar kemiği de olur. Haşlanmış yumurtanın kabuk ezip yiyeceklerinin üzerine aynı bu şekilde toz halinde verebilirsiniz. O da olur. Bunlar burada bir dursun. Dışarı çıkana kadar bizler nereye gidelim? Böceklere bir gidelim bakalım. Evet geldik böceklere. Buradaki bütün böceklerin, on kurduğunun böcek hallerinin havuçlarını verdim. Bana bir yataklık lazım. Biraz da böcek lazım. Böcek stoğum azaldı iyice gitgide. Yataklığım da azaldı. Yataklığa bakacağım malzemelerine. Yataklığı kendim yapıp bu konuyla alakalı da bir video yapacağım. Haberiniz olsun. Ama şimdi burayla alakalı bir konumuz yok. Bizim konumuz burada. Gel bakalım. Bizim böceklerden dönüşenler var. Bir tanesi dönüşmüş. Sizlere onu göstereceğim. Ve ona güzel bir örümceğin yerine onu koyacağız. Transfer edeceğiz. Ben her zaman her videoda böyle davranıyorum. Her yeni videomda böyle kanala yeni eklenen insanlar oluyor. Yeni gelen insanlar oluyor. O yüzden söyleyeyim bunlar normalde Morio kurdu. Morio kurtları böyle kendini dönüşüme alıyorlar. Bir saniye hemen göstereceğim. Bak bunlar normalde Morio kurdu. Böyle büyük kurtlar. Onlar böyle kendini dönüşüme alıyorlar ve böyle tek başlarını böceğe dönüşüyorlar. Biz de bunları burada dönüşüme bıraktık. Bak gözleri oluşmuş, ayakları oluşmaya başlamış. Bu birkaç güne kadar burada böceğe dönüşecek. Burada bir tane dönüşen var. Dönüşen de burada. Dönüşen ilk başta kahverengi oluyor kabukları. Sertleştikçe simsiyah olacak. Aa da burada. Bak bak nasıl dönüştü gördünüz mü? Benim kanalı şöyle bir aydır takip edenler varsa aranızda artık bunun bütün evrelerine hep beraber şahit olmuş olduk. Bunun kurt halini de gördünüz. Dönüşüm halini de gördünüz. Böcek halini de gördünüz. Tabii şimdi ufak da burada da kabuğu duruyor. Bunun içerisinden çıkıyor. Hop böyle böceğe dönüşüyor. Sizlerle beraber ben de şahit olmuş oldum. Şimdi bunu örümceğin yerine bu böceği alalım. Bir müddet de burada bakalım. Ben yine yataklık ve yataklık malzemesi yapana kadar torfla beraber burada bir dursun. Belki de bunu da full böyle böcekle besleyebilirim. Ben bunu bir halledeyim geliyorum hemen. Evet reis yeni mekanında. Tabii geçici mekanında hep beraber şöyle bir böcek besleyelim dedim. Ya böyle böceklerimiz var madem elimizde. Düşündüm dedim ki Lucas'tan sonra yani örümcekten sonra. Lan dedim bir sürü böcek besleyeceğiz. Madem böyle kolonilerimiz olacak. Böyle bayağı bir böceklerimiz olacak. Dedim böyle küçük plexiden uzunlamasına da olur. Böyle peynir kaplarındansa onları gözlemleyebileceğimiz, böyle izleyebileceğimiz, pet hayvanı gibi besleyebileceğimiz yerler yapsak nasıl olur? Bence güzel olur. On kurdunun böceklerinden havuç çalacağım yalnız bunlar var ya bak bak. Nasıl her yerde var, her yerde var ya, her taraftalar. Belki yer, belki yemez bilmiyorum. Abi o da yemez. Şöyle olur, böyle olur gibi yorumlar mutlaka olacaktır belki ama en azından yerse de koymamış olmayalım. Siz ne yaptınız? Çıktınız mı? Çakallar. Kardeşler. Ben gelince gidiyorlar. Ben gidince burayı bak 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 bak. Bak nasıl götürüyor. Bak öpür öpür götürüyor Allah. Senin var ya senin. Buyduzunu yerim ha. Salyangozlarda durum böyle. Onun da yeni yeri güzel oldu ya. Işık altında bakalım.
burada şimdilik torfla hemen akabinde yeterli miktarda altlıkla ihtiyacı olan besinlerle burada bir müddet bunu besleriz. Dediğim gibi Plexi'den iş yapanlarla bir görüşeceğim. Bizim böcekler için şöyle bize görsel güzel bir şeyler ayarlatmaya çalışacağım. Bakalım ne yapabiliriz. Kim ne yapıyor onlara görürüz. Çok güzelsiniz, çok. Bu teraryum nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle bu teraryum için yorumlarınızı vallahi bekliyorum videonun altına. Haberiniz olsun. Videonun konusu değil ama şuna da bir bakın. Şunun tipine de bir bakın. Kendine bakıyor şu an. İki taneymiş gibi oldu değil mi? Ne güzel oldu. Neyse. Onun günü çarşamba günü. Lepseslerle Axolotl'un günü çarşamba günü. Abi niye göstermiyorsun diye yazanlar var. O yüzden söyleyeyim. Çarşamba günü balıklar ve Axolotl. Yani lepsesler, koylar ve Axolotl. Cumartesi ya da pazar günü de sürüngenlerimiz, çamur zıplıklarımız, böcekler vesaire vesaire. Tamamdır. Buradan aktaracaklarım bu kadar. Kanalımızın bildiğiniz gibi katıl üyeliği açılmıştır. Kanalımıza destek olabilirsiniz. Canlara destek olabilirsiniz. Her videoda belirtiyorum. Kanalımıza katıl ile destek veren Burcu Özilhan, Sinan Kaplan, Wolf Akvaryum Bitkileri, Sude, Burak Aydemir, Baran Al ve aramıza yeni katılan Wopay Mouth. Kardeşim çok teşekkür ederim. Umarım adını da doğru okuyorumdur. Seni hem yorumlarda hem ilk gösterimde zaten sürekli olarak görüyorum. Desteğin için çok çok teşekkür ederim. Ve son olarak Oğuz abi, Oğuz Çelik aramıza katıldı. Bütün katıl destekçilerime çok çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Sizler de kanalımıza katıldan destek olabilir. Katıl destekçilerimizin arasında yer alabilirsiniz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu video yayınlandığında sizler çoktan sınavdan çıkmış olacaksınız ama ben yine de başarılar dileyim. Allah yardımcınız olsun. Allah verdiğiniz emeklerin, çalışanların bilhassa emeğini boşa çıkartmasın. Umarım hakkımızda, hepimizin hakkında hayırlısı olur. Güzel kardeşlerim, vallahi biz de girdik o sınava. Benim girdiğim dönemde YGS, LYS'ydi. Tabii ben sadece YGS'ye girdim. Sonra güzel sanatlardan okuduk, gittik işte. Bakalım. Öyle. Ne diyecektim? Ha, canlı yayınlarımız başlayacak. Hazır sınavlarınız da bitti. Bugün itibariyle son sınava girdiniz diye tahmin ediyorum. Abi yaz okulu olanlar var falan yazmışlar. Oğlum onları beklersek biz canlı yayın açamayız. O zaman oyun kanalıma video atmaya devam ediyorum. Rafet Olgun yazarak oyun kanalıma ulaşabilirsiniz. Twitch hesabımızdan da canlı yayınlarımız devam edecek. Son olarak Efe Kan kardeşime bu güzel taşları gönderdi ve bize renk kattığı için, böyle güzel bir teraryum yapmamıza vesile olduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda, çarşamba gününün videosunda ya da her an açabileceğim canlı yayınlarda ya da Rafet Olgun isimli oyun kanalımda paylaşacağım videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.